Kıymetli gençler, tekrardan hoş geldiniz. Kazanın bakış testleri, yamuk konusunun test 2. 2 numara testindeyiz. İlk soruya hemen dalıyorum. ABC'de bir yamukmuş, paralellik var. BE açıortay, eşitlik var. İkizkenar üçgen, 112, x kaçtır? Okey. Şimdi eğer bu bir yamuksa, ki öyle, C açısının ölçüsü 112 ise, şu B açısının ölçüsüyle C'nin toplamı 180 olacak. Haliyle kaldı buraya 68. 68'de iki eş parçayı ayır diyor. Al sana 34, 34. Şimdi biz burada şu üçgenin ikizkenar olduğunu görüyor muyuz? Evet. Tepe açısı 34 mü? Evet. O zaman 180'den 34 çıkarırsam geriye kalır 146. Yani 73, 73 pay edeceğim bunları tabanlara. Sonra ne diyeceğim? D köşesindeki açıyla bu A köşesindeki 73'lük açının, bu iki açının ölçüleri toplamı 180 olmalı. Yani x 180 eksi 73 diyeceğim. O da 107 ile bizi uğurlayacak. Geldim ikinci soruya. ABC'de yamuk, paralellik var. Bu paralellik varsa hemen şuraya 70'i gömdürüveriyorum. Niye bile der? Z var burada. Yani açılar iç derse onu çakarız herhalde. BE açıortay diyor. Çok güzel. Açıortayın aynı zamanda da kenarortay olduğunu vermiş. O zaman diyorum ki abi burası aynı zamanda da yüksekliktir. Yani 90 derece burası. 70 var. X kaçtır? Eğer bu açının ölçüsü X ise bu da X. Abi o zaman noktayı koymuşuz. Nasıl koyduk bile der. Aha da şu üçgene bakacak olursan iç açılar toplamı 70 var, x var, 90 var. Haliyle x'e kaç kalacak? 20 kalacak. Hiç iç açılar toplamını yazmama bile gerek yok. 90 varsa diğerlerin toplamı da 90 olacak. 90'dan 70'i çıkardım, yapıştırdım. Şimdi bu şekil bir yerden tanıdık olmalı sana ama bir soruyu okuyalım. ABC'de yamukmuş, paralellik var. 4, 8, 6, 12. Bunların açıortay olduğu bilgisi varsa x kaçtır diyor. Hatırlarsan paralel kenarda falan bunu sıklıkla yaptık. Eşkenar dörtgende de bazen karşıma çıkıyordu. Bu şekilde iki tane komşu açının açıortayların birleştiği yerde 90 derecelik bir açım oluşuyordu. Hatta orada bir not yazdırmıştık. Demiştik ki tatlı çocuk, burada bir muhteşem üçlü de oluşur. Neden oluşur? Eğer bu çizdiğim kırmızı çizgi DC ve AB'ye paralelse paralellik dolayısıyla şu açının ölçüsü şuna eşit olacak. Yani şu şuna eşit olacak. 90 derece varsa buna da eşit olur. Benzer şekilde paralellik varsa şu açının ölçüsü şuna eşit olacak. O zaman şu parça şuna eşit olur. Dolayısıyla burası da muhteşem üçlü olur. Çok iyi. Abi o zaman 8'i 4, 4, 4 ayıracağım. 6'yı da 3, 3, 3 ayıracağım. Şimdi bunun orta taban olduğu noktasında anlaştık bence. Niye? Çünkü burası da kenar orta nokta, burası da kenar orta nokta. O zaman çizdiğim kırmızı uzunluk orta taban. Yamukta orta tabanı nasıl buluyordum? Alt taban artı üst taban bölü 2 yapıyordum. Yani 12 artı 4 bölü 2. Yani 16 bölü 2, 8. O zaman 8'den 3 birimlik kırmızıyı ve 4 birimlik maviyle yazdığım 4'ü çıkaracak olursam bu bana eksi verecek abi. Çünkü kırmızının boydan boya 8 olduğunu söylüyorum. Yani buraya KL diyecek olsam. Yani X uzunluğunda kaç olduğunu söyleyeceğim? 1 diyeceğim. Evet, sırada tatlı bir soru var. Bir adet yamuk varmış. Eşitlik var, paralellik var. 18, okey. Şimdi bu hamle de çok sıklıkla karşıma çıkıyor. Dolayısıyla bunu da hafızanın güzel bir köşesine yazarsan harika olur. Şu CD'yi uzatıyorum. Ardından BE'yi uzatıyorum. Şu şekilde. Bayağı uzatmam gerekiyormuş aslında. Sanırım oldu. Şunu da şöyle tamamlayıverelim. Ne işine yarayacak bu hoca? Kelebek benzerliği kullanacağım. Hangi iki üçgen arasında? Şununla şunun arasında. Bu kelebek benzerliği bana ne diyecek? A diyecek. Bu eşlik aslında. Neden? Çünkü DEE A'ya eşit. O zaman AB 18 ise şu kırmızı uzunluk da 18 olacak. Evet, eşitlikleri vermişti. DC'ye 6, AB'ye 18 demişti. BC kaçtır diye soruyor. Tamam abi. Şimdi şekli biraz temizliyorum. Ve diyorum ki, şimdi bakınız CD'yi uzattım. Paralel oldu bu zaten. Orta alt tabana paraleldi zaten. O zaman diyorum ki şu açının ölçüsü neyse bu açının ölçüsü de odur. Güzel. O zaman bitirdim soruyu. Nasıl bitirdim? Dikkat edecek olursan şu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu gördüm. Yani burası 24 birimse şurası da 24 birim. Yani dördüncü sorumun cevabı ne olacak? Denizli olacak. Ve bir sonraki soruya, yani 5'e geçiyorum. Bir adet yamuk var, paralellikler verilmiş. DM eşitim MC 5, 2 birim, 20 birim, KF kaçtır?
Öncelikli olarak şöyle başlıyorum burada Tata çocuk. Şu üçgene dikkat edecek olursam burada güzel bir benzerlik yapacağım. Bu benzerlik oranı 2 bölü 5 olacak. Yani şu AE'nin AD'ye oranı 2 bölü 5 diyeceğim. Bunu diyorsam o zaman şuraya 2A birim. Şuraya 2A birim. Şuraya da 3A birim demem lazım ki 2 bölü 5 oranını gerçekleştirmiş olayım. O zaman paralellikler varsa yani DC, EF, AB birbirine paralelse şuraya 3B dersem şuraya da 2B derim. Bunu ta temel benzerlik teoreminde Thales'te filan ifade etmiştik. Nerede? Üçgenlerde. Okey. Şimdi bana diyor ki X uzunluğunu bulur musun? X uzunluğunu bulmak için yapacağım alternatiflerden biri şudur. C'den AM'ye bir paralel çiziyorum. Şu şekil. Olduğu gibi. Bunu çizdikten sonra oluşan şeklin paralel kenar olduğunu görüyorsundur. Yani şurası da 5, şurası da 5. O zaman şurası 15. Şu kalan uzunlukta x eksi 15 olacak. Şimdi benzerliğin aynısını şu üçgenlerde yapacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle ki, diyeceğim ki abi 3b'nin 5b'ye oranı yani 3 bölü 5 eşittir x eksi 15'in 15 oranı. X eksi 15'in 15 oranı. O zaman bitirdik işi. Bakınız 5, 15, 3 katı. O zaman 3, 3 katı 9 olacak. Yani buradan x eksi evet diyorum o kadar uzun olmaz. Niye? Yanlış yapmışız. Neyi yanlış yapmışız? Düzeltiyorum. Burası x eksi 15 olmayacak. Abi buraya 5 birim dediysen değil mi yani? Akıl var, mantık var. Burası nasıl x eksi 15 olsun? Temizliyorum bunları. Özür. Kırmızıya geçiyorum. Şu uzunluğa 5 dediysek şuraya x eksi 5 dememiz lazım. Şuraya 15. Evet. Kusura bakmayasın. Bundan sonra devam ediyorum. Gene 3 bölü 5 eşittir. Diyorum ki x eksi 5 bölü 15. Sonra dedim ki 5'in 3 katı o zaman 3'ün 3 katı olacak. Yani x eksi 5 3'ün 3 katı olan 9 olmalı. Haliyle x kaç olmalı? 14. Evet, bayağı bir fail yapmışız orada ama anlaşmışızdır diye ümit ediyorum. Bu çözüm olduysa bir de buradan sonra şöyle devam edeceğim. Bakınız bu üst taban 5 iken alt taban 20 olmuş. 15 artmış 5B'de. Diyorum ki 5B'de 15 arttıysa 3B'de kaç artar? 5B'de 15 3 katı, 3B'de 3 katı 9 artacak. Yani x 5'in üstüne 9 ekle hemen 14. Bu çok tatlıdır. Bunu hafızanın güzel bir köşesine yazarsan 10 numara olur. Geldim sıradakine. ABCD bir yamuk, paralellik var. Şimdi enteresan bir toplam var burada. Diyor ki şu ikisinin toplamı 270. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç tadı çocuk? 360. O zaman şuna A, şuna B diyecek olursam aslında soru bana diyor ki birader A artı B 90 ona göre. Uzunluklar 4, 9, 19, x kaçtır diyor. Gene benzer bir hamle yapacağım. Önceki sorularda yaptığıma benzer bir hamleyi. Bir paralel kenar oluşturuyorum tekrar. Bunu çizip şuraya A yazıyorum. Şuraya 9 yazıyorum. Şuraya 4 yazıyorum. Dolayısıyla şurası kaç oluyor? 15. Bu sefer doğru çıkardık. Ne mutlu bize. A artı B'nin 90 olduğunu bilen adam o zaman şuraya da kaç yazacak? Şuraya da 90 yazacak. Müthiş. Yani bir dik üçgen elde ettik mi? Evet. Kenar uzunlukları 9x 15. Dik kenar uzunlukları 9x hipotenüs 15. O zaman 9, 12, 15'tir diyeceğim. Ve x'in eşitinin 12 olduğunu paket yapacağım. Geliyorum sıradakine, soru 7. Bu bir dik yamukmuş. BC uzunluğu 6, 2CD eşit AB var. Yani şuraya A diyecek olursam buraya 2A demem isteniyor. Dik yamuksa şurası da diktir. Ve dik yamuksa şu tatlı hamleyi yapıyorum. C'den bir dik iniyorum. İndiğim bu dikme ne halta yarayacak? Burayı bir dikdörtgen yapacak. O zaman yukarıdaki üst taban dediğim DCA ise burası da A'dır, burası da A'dır diyeceğim. Oo, çok iyi. İndirdiğim dikme kenarortay oldu. Aynı zamanda açıortay ve üçgen ikizkenardır diyeceğim. Yani burası 6 ise şuraya da 6 demem lazım. Yani AE pardon AC uzunluğu 6. O bir köşede beklesin beni. Sonra CEX kaçtır diyor. Okey abi. Buraya kadar tamamsak şekli biraz temizleyeyim istersen. Ne yapacaksın burada hoca? Bak şimdi bak tatlı çocuk. Şurada bir kelebek benzerliği var.
Ve bu benzerlik oranı tabanlara dikkat et. A'ya 2A yani 1 bölü 2. O zaman bu benzerlik oranı 1 bölü 2 ise x ise buraya 2x yazıyorum. 2x. Bence anlaşmışızdır. Süper. Toplamda AC uzunluğunun 6 birim olduğu bilgisi varsa bizde ki var. Yani 3x eşittir 6 ise x de kaç olacak? 2. Bence çok şahane bir soru. Çok tadında, ayarında, müthiş, fevkalade 10 numara. Testimizin son sorusu. ABC'de bir yamukmuş, paralellik var, diklik söz konusu. 15 derece ki kendisinden belki çok haz etmiyoruz ama olsun. Yine baş göz üstüne. BC artı CD 12, ABE kaçtır diyor. Şimdi bakın burada şöyle bir hamle yapabilirim. C'den gene paralel çiziyorum adet olduğu üzere. Çok tatlı olmadı. Bunu bir tatlı çizmeye çalışayım. Nispeten başardık gibi. Eğer ben bu kırmızıyı AD'ye paralel çizdiysem bu E köşesindeki açı, daha doğrusu E'deki açı 90'sa bu da 90 olacak. Oho, çok iyi. Çok iyi bile der. Yani DC'ye A dediysem şuna da A demem lazım. BC'ye B desem bu kalsın. BC ile CD'nin toplamının 12 olduğu bilgisi varsa bu aslında bizim verilerimize göre A artı B'nin 12 olduğuna ulaştırır bizi. Sonra ne oldu hoca? Bak şimdi tatlı çocuk. Şu üçgen bir adet neye sahip? Açıortaya aynı zamanda yükseklik olmuş. O zaman diyorum ki aynı zamanda kenar ortaydır ve bu üçgen ikizkenardır. Yani şurası da B. O zaman AB uzunluğu A artı B oldu. Yani toplamda kaç birim oldu? 12. Çok iyi. 12. Şimdi şekli tekrar temizliyorum. Çup 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 çup. Evet. Elimdeki veri şurasının 12 olduğuna dairdi. Soru da bana şu açının 15 derece olduğunu veriyor. 15-75-90'a ait en tatlı özelliğim neydi? Hipotenüse indirdiğim yükseklik hipotenüsün 4'te 1'iydi. Yani burası 3. O zaman bahsi geçen sarı boyalı üçgenin alanını tabanı 12, yüksekliği 3, 3 çarpı 12 bölü 2 ile tamamlayacağım. Sadeleştireceğim, 18'i gömeceğim. Aynen. Çok tatlı. Güzel. Test 3 var önümüzde. Burada bırakıyorum tadı çocuk. Ben biraz ara vereceğim video çekmeye. Bugün 6. videomuz oldu. Bunların yüklenmesi devam ediyor. Bugün 30 Mart Perşembe. Kısmetse yamuktan kaç testimiz kalmış? 3 testimiz kalmış. Onları da akşam halledeceğiz iftardan sonra. İftardan sonraki birkaç özel ders, iftar ve ders sonrası halledeceğiz onları. Sonrasında da yarın kısmetse çember diyeceğiz artık. Çember videolarını yarın yüklemeye çalışacağım. Kendine iyi bakasın, sağlıcakla kalasın. Abone olup, beğenip, paylaşmak ellerinden öper.